Şimdi gelelim sıradaki haberimize. İzdivaç programları Ali abi o kadar yoğundu ki en sonunda RTÜK hepsini iptal etti, rahatladık. Düşünüyorum sen haberleri gönderdiğin zaman kimdi bu? Zaten hiçbirini hatırlamıyorum da o anlık böyle gündemde oluyorlar, sonra yok oluyorlar. Ama bu okuyacağım isim sonra fenomen olduğu için belki gündemde ben hatırlıyor muyum? Hayır, hatırlamıyorum. Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz boşandı haberiyle yine gündemdeydi. Katıldığı izdivaç programları ile şöhreti yakalayan Hanife Gürdal'ın fotoğrafçı Kemal Ayvaz'da olan 9 aylık evliliği bitti. Bir dönemde damgasını vurmuştu evlilik programları. Hatta kapalıydı. Baktım haberlere, kapalıydı. Sonradan açıldığı haberleri de var. Yani Hanife Gürdal evlilik programlarına katıldığında ilk önce kapalıydı, değil mi? birine katıldı. Sonra kadrolu ve maaşlı olarak bir diğerine transfer oldu. Daha sonra açıldı. Bu her Allah'ın günü biriyle paravanın arkasında konuşuyordu. Elektrik alamıyordu. Elektrik alamıyordu. Elektrikleri kesik oluyordu. Yani izdivaç programlarının simge ismiydi. Ben bu konuda bunun maaşlı bir profesyonel gelin adayı olduğunu yazdığım için, ortaya çıkardığım için pek sevişmeyiz. Çünkü benim aleyhimde çok yayınlar yaptı, bana beddualar etti. Yani bu da yani bu evlilik programlarının bitmesine vesile olan Kişilerden gazetecilerden birisin. biriyim bu konuda. Yazdıklarım ve ortaya çıkardıklarımla işte bu simge isimlerden biridir kendisi. Bunun yani yapım şirketleri tarafından bunlar bir villada yaşatılıyordu. Yani evlerden gelmiyor. Neyse geçmişte Ne? kaldı. Geçmiş Sonuçta dönem, neler yaşandı, evet. bizim gelinimiz oldu. Trabzonlu bir çocukla evlendi ama Büyük söyledin, gelininiz oldu. geçenlerde bir çok yakın tarihte kocasından sıkıldığına dair bir Evet. paylaşım yaptı. Onu okursan arkasından. Okuyayım okuyayım. Bu RTÜK'ten sonra sosyal paylaşımları fenomen haline geldi. Tabii sosyal medyanın gücü. Hanife diyor ki ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim diyor. Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım diye yazmış. Sinirlerim bozuluyor. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum, gerçekten istemiyorum diyor. Yazmış ve büyük yankı uyandırmıştı bu sözleri. Sonrasında da 9 aylık evliliğini bitirmişti Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la. Evet. Yani İzmirli bir kız olarak işte Trabzon'a gelin gelen benim gibi başkası var mı diyor. Türkiye'nin her yerinden, her ilden her ile böyle gelinler oluyor. Yani il bazında değerlendirmek. Yani demek ki biz evlilik mutlu bir yuva değil, manzara peşindeyiz. Yani sosyal hayat. O zaman evlenirken kriterlere bakmak gerekiyor. Yani tuhaf bir açıklama, evlilikleri gibi ayrılıkları da tuhaf. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf Evet. için de. Yani bu hayatımıza giren bu şey şöhretler, Televizyonların yatırdığı, yaşattığı şöhretler. Evet. atfedilmiş şöhretler, bu şeye benzer bunlar. Yani bir kolayı aldığın zaman ilk açtın mı böyle içersin, böyle ferahlatır seni soğuk soğuk buz gibi. Bir saat sonra, 2 saat sonra o kolanın, Etkisi. evet o kola öyle şekerlenir ki içemesin onu artık. Yani böyle atfedilmiş şöhretler de böyle zamanla gazları kaçıyor, şekerleşiyorlar. Evet. Tatları bir değişiyor, amaçları da değişiyor. Şimdi hiç... Bundan sonra ne yaparsa yapsın, yani güzel bir kız o güzel kontenjanından haber olur ama Evet. eski popülaritesi kalmaz. Ama şimdi diğerlerini düşünürsen hiçbirini hatırlamıyoruz. Akıllıca davranıp sosyal medyada faal ki fenomen olmuş. Bence ilerler bayağı da haberleri çıkar gibi geliyor Ali abi. Bilemiyorum, sen daha iyi sosyal medyada faalsin. Diğerleri hangisini hatırlıyoruz? Hiçbirini hatırlamıyorum. Ben zaten evde açıktı, seyretmedim diyen yalan söyler, meraktan da baktık. Ama isimleri sorarsan, görüntüleri hiçbirinin... Ha, bir tek şey var, Caner, o da
bardağı kafasında kırmıştı, o geliyor aklıma. Başka da hiçbiri yok aklımızda. Fenomen olması biraz daha işini belki kolaylaştırıyor. Mutluluklar diliyoruz ikisine de.